Merhaba arkadaşlar. Bugün işten geri dönüşte sizin için bir video hazırladım. Bu videoyu sonlandırdıktan sonra benim arılığa bir uğradım. Yani o kadar moralim bozuldu ki uğramasaydım keşke, daha iyiydi. Avrupa'nın göbeğinde, yani kendimi küfretmemek için şu an zor tutuyorum. İtin, köpeğin biri arı çalmaya kalktı. Yani kalktı değil, kalkmış. Benim arıları ya görmedi, bulamadı yerini. Benim arılar farklı bir etajede, böyle bir üst şeyde kalıyor. Bölümde kalıyor, arılıkta. Arıcılar kulübünün bahçesinde diyeyim. Fakat başka bir arkadaşımızın yani arılarına zarar vermiş, çalamamış da, elini ayağına bulaştırmış it herif. Nasıl olmuş? Yani bu, yani arıların çalmaya kalktığı insan da garibanın teki, yani gariban derken hani parasız pulsuz anlamında söylemiyorum. Adamın yani tek eli var. Bir eli protez, yani o şekilde arıcılık yapmaya çalışan yaşlı adamın birisi yani. Ne söyleyeyim bilmiyorum, yani o kadar sinirliyim ki şu an. Her neyse arkadaşlar, arılığa gittim. Aşağıdan daha içeriye girmeden arıların deli gibi uçuştuğunu gördüm. Dedim herhalde içeride çalışıyor adam. Ondan sonra biraz daha dikkatli bakınca çok aşırı bir arı uçuşunun olduğunu fark ettim. Dedim ki yok yani, bu çalışma falan değil. Dedim herhalde elinde protez olduğunu bildiğim için. Dedim kasayı yere düşürdü herhalde. Arılar da havaya kalktı. Ondan sonra da dedim birkaç tanesi sokunca kaçtı herhalde, hastaneye falan gitti diye düşündüm. Çünkü şeyleri falan da gördüm, yani kovanlar yerlerdeydi. Petekler metekler yerlerde geziniyor. Yani insanın aklına başka bir şey gelmiyor. Her neyse, ben arılığın önünden değil arka taraftan yukarıya dolaştım arkadaşlar. Hemen üstümü giydim. Körümü hazırladım. Dedim ben gireyim. Kaldırayım adamın malları dedim, ziyan olmasın. Derken kapının kilidinin kırıldığını fark ettim. Yani böyle asma kilit takılı arkadaşlar. O kilidi, yani ağacı vidalamış adam. O vidaları komple ağacı kırarak çıkartmışlar yani. Nasıl oldu? Nasıl bitti? Ondan sonrasını bilmiyoruz. Hemen adamın numarasını bilmiyordum ben zaten. Bizim kulübün başkanını aradım. Kendisine haber verdim. Sağ olsun kendisi hemen polise haber verdi. Polis geldi. Kendisi geldi. İşte polise ifade verdik, fotoğrafları çekti vesaire vesaire. Yani sırf Türkiye'de olmuyor. Alın işte, Avrupa'nın göbeğinde böyle şeyler mevcut. Yani amacı neydi? Almanca çalmak mıydı? Zarar mı vermekti? Yoksa iki tane çocuk mu girdi, yaptı? Çocuğun da gireceğini sanmıyorum. Buyurun görüntüleri izleyin. Kararı siz verin. Arkadaşlar, abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. Evet, birisi arkadaşlar kilidi kırmış ve bir arkadaşımızın kasalarını, kovanlarını devirmiş. Arılar çıldırmış durumda. Diğer arılar talan etmiş burayı. Bakın ön taraftan görünüşü bu. Polise haber verdik. Arıları mini polis kovanın içine arkadaşlar aldık. Gördüğünüz gibi bakın buralar yavru alanlarıymış. Hepsi telef olmuş. Kim yaptı, neden yaptı? Şimdilik bir bilgi yok arkadaşlar. Umarım bir neticeye varır arkadaşlar.